Muğla'nın asırlık akbelen ormanı kömür sahasını genişletmek uğruna yok ediliyor. Ormanda yangın çıksa önlemek için seferber olacak jandarma bu kez ormanı yok edenlerin bekçiliğini üstlendi, ağacını koruyan halkı püskürtüyor. Vatanını sevenlerin ibretle izlediği bu yıkımdan şimdiye kadar ne öğrendik? İktidarın bu ülkenin deresini, gölünü, denizini, ormanını yok etmeye ahdettiğini devletin ordusu jandarması polisi yargısı bürokrasisiyle hepten sermayenin hizmetine girdiğini muhalefetin bu kadar haklı bir eylemde bile halkın imdadına yetişemediğini önemli bir şey daha gördük. Kendiliğinden harekete geçen toplumsal dinamiğin daralan legal siyasi alanın sınırlarını aştığını. Tıpkı gezide olduğu gibi iş başa düşünce kesilecek bir ağacın çevresinde hızla bir araya gelebildiğini birlikte direnebildiğini. Seçimden sonra merkez siyaset hala kendine gelmeye çalışa dursun, canı yananlar parti rozetleri olmadan buluşup toprağına, ormanına, ülkesine sahip çıktı. Bunun seçim sonrası yaşanan toplumsal depresyona önemli bir cevap olduğunu düşünüyorum. Akbelen kurtarlamadı belki ama bence gezi kadar önemli izler bırakacak. Görünen o ki geleneksel şablonlara sıkışmış hareket alanı davranmış, birbirinden farkı kalmamış merkez partilere alternatif bir yeşil yol açılıyor Türkiye'nin önünde. Almanya'da 1980'lerde filizlenip sonunda iktidara gelen ekolojik harekete benzer bir çevreci siyaset daha da öne çıkıyor. İklim hassasiyeti, insan hakları mücadelesi, otoriterleşme karşıtlığı, sokakta siyaset gibi ortak paydaları olan sivil, duyarlı, dirençli, örgütlü bir damar genişliyor. En az 40 yıllık mazisi olan bu hareketin müesses nizamın tıkandığı bir dönemde canlanması tesadüf değil. Değişim çağrılarına ısrarla direnen merkez siyasette doğan boşluğu, doğasını, yaşam hakkını, yaşam tarzını, hukukunu korumaya çalışan halkın refleksi dolduruyor. Berlin'den Barcelona'ya kadar dünya çevreci hareketi bu haklı direnişle dayanışma içinde olmalıdır.